Bence ban taleplerine bakalım, ondan sonra videoya geçelim. Arka arkaya sonra videolara çakarız, bam gün, bam gün. E o zaman ekip gelsin hadi, Gelenler gelsin. Kim bilir neler oldu yine. Yani. Nasıl satayım? Bantlara talaplara okurken garalıyorum, garalıyorum biraz. Gayet sakin karşılayacağım. Çok e, iyimser davranacağım. <laughs> Mümkün olduğu kadar yufka yürekli ve vicdanlı olacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor modluk işleri? <laughs> İyi gidiyor. Banlayınca rahatlama geliyor mu birilerine ya banladığınızda? Hak edene evet abi. Aynen hak edene geliyor. Bazıları toksik oluyor bize, sinir alıyoruz. Tamam. O bu çaycının mikrofon sesiydi bu. Özür dilerim. Yok Yok lan öylesine dedim ya. Evet. Böyle e, 50 tane bakmayacağım. Bakabildiğim kadar bakacağım sadece. Sıkıldığımız yerde salarız. Karşımızda tipik bir toksik kişi var gibi geliyor. Elre'nin göt kılı. Abi ben yağma abi. Anayın ama abi. Eşek eti. Şimşek yazmış. Abi çok erken atlıyorsun. Biraz geç atla. Abi dur atlama. Fulya ablam ya. Banlamayın ne? Orospu çocuğu ya. Banlamayın da ne orospu çocuğu ya? Birini demiş galiba muhtemelen Abi kelime oyunu yapıyorlar hak edene dediler hak etmeyeni de banlıyorlarmış. Ne alaka lan? Evet abi bu hesap sevgilimin üstüneydi. Ondan kalan tek şey bana yalvarırım abi toksik şeyler yazmayacağım. Abi bak lütfen bana ondan kalan tek şey bilsem asla yapmazdım. Banımı kaldırsanız çok sevinirim. Abi Allah Muhammed aşkına ondan kalan tek hatıram. Lütfen ismimi de değiştireceğim iki hafta içinde. Yani nasıl büyük? Nasıl bir yalandır bu ya? Kordu ne boş yapıyor amına koyayım. Abi çok güzelsin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar İstanbul'da pasif var mı? Büyük troll herif. Hile amına koyayım. Abi ben zengin olamam. Boş yapma. Suçlu aga. Kordu bok akla amık. Kordu ne boş yapıyor amına koyayım. Bu arkadaşa bence bir şans daha vermeyelim. <laughs> Şimdi alttan reddet dediğimizde red oluyor değil mi bu? Evet abi. Ya, yani bananı kaldırmamış oluyoruz. Reddet. Aynen. Ya diye deliriyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hmm. Amını çiğerini sikeyim. San etmedim abi özür dilerim. Lan ben sesim gelmiyor muymuş? Yok ya? şimdi geliyor. Abi bir saattir konuşuyorum. Az önceki ne dedim açalım bana cevap hakkı olduğu için ama 3 saat boyunca ben tartışmak zorunda bırakalım. Dedim. Aslında senle onu aynı odaya koyacaktık. <laughs> evet işte. Evet, evet. <laughs> <Sen> Durmak <laughs> size konuşacaktım. <laughs> konuşacaktım ben onu. Korda elektrik buldu sanırım. Kordede var bu aralar. Bir, dünden beri elektrik var ama dün evde yoktu. Radio o yüzden gelemedi. Hayır dün yoktum. Sonra bugün elektrik gitti. Altı da geldi. Kordinin sesi fulde bende. Onun mikrofonda da bir problem. Sen neler yaşıyorsun Kordi oğlum? Açayım mı? Bir aç bakayım hafif. Bak, açıyorum patlatsa söyleyeyim. Şu an biraz açtım. E, konuş. Merhaba Doğremi Emi Fasol 1 2 3 4. Peki bir şey merak ediyorum. Senin mikrofonun da mı değişti? Yo aynı. Bilgisayarın mı değişti? Yo aynı. Sesin niye bu kadar kötüleşti? Sesim değişmiş demek ki bilmiyorum. Hayır hayır mikrofonda ya, bir arıza var belli yani ya da voice meter'ında falan bir şeyinde. Şey olabilir elektrik git gel yapıyor ya belki ses kartına bir arıza falan oluyor. Ben bir kendimi dinleyip geleyim mi Discord'dan? Bir dinle gel bakayım tartışma ama kendinle. <laughs> onu, onu sessiz yapıyorum. Ne oluyor lan bir şey öttü benim yanda. Evet bakıyorum. Red reddedeceğim yani iki mesajda da mamın yerini yazan adam sana bana edip etmemen önemli değil yani bir başkasına da ha, siktir oradan neyse yayın izliyordur zaten red kararı gönder evet re, yayın aç banı kaldırır 13 yaşındaki yarrağıma bak hele şarkı söyleyecek bir de Abi onu ben sana demedim. Senin taşşaklarını mangala atar yerim ben abi. Vay kardeşim benim ya. Abi adam var <laughs> niye böyle ya? Yani neden neden niye böyle insanlarsınız ya? Valla. Seha ne oynuyoruz? Çok yakışıklısın. moruk. Lazım salasa. <laughs> ne oynuyoruz bugün? Gir hadi ya hadi sen oğlum. Bekliyoruz seni bekliyoruz. Gir sen oyuna gir. Ne yapıyorsun? Orospu. Hesap para geldi. Ondan o paraya sana abone olacağım. Abi ishal olmuşum kısaca. <laughs> Bunun Mombozo abi ne oldu? Tukan abi Mombozo aşırı güncelleme geldi. Abi mekanik simülatör daha iyi bence. Abi karma mekanik simülatör daha detaylı. Ama araç ıslak kaldı. Abi YouTube atacaksın abi YouTube atacak mısın? Hadi chat Allah'a emanet olun. Ben kaçıyorum. Normal. Seni sikerim ha o rosu, bu çocuğu sen kimsin? Baban yaşında adam küfür etmen hakkın yok. Pezevenk ya Tukan abi hangi hakla o sen? Amın evladı. Bu dünkü senin de gördüm. Ben şunları. bunu okudum dün. Evet. Bu çocukla ben ülke fethederim. <laughs> Öyle bir sevgisi var bana karşı Bak Polat Alemdar'ı da koymuş profiline Bana bunu verin yanıma 5 tane daha verin Yakarım ortalığı Ya abi Allah'ını seviyorsanız ben Tukan abiye neden küfür edeyim 10 yaşında çocuk gelmiş Tukan abi ağır küfür ediyor siz bilirsiniz ama aslanız yiyordur çünkü Tukan abiyi çok seviyorum Ve çetinde olmak istiyorum Şimdi bak birader sen bir kere cansın Tamam eyvallah ama sen beni temsil edeceksen veya bana yapılan yanlış bir şeyi savunmak istiyorsan bu şekilde yapmamalısın. Bunu yaparsan diğerinden bir farkın kalmıyor. Sen anabacı söven, küfür eden bir adam haline geliyorsun. Bizim chat'teki kural küfür etmeme kuralı. Yani bana biri küfür etti diye bu şey gibi. Yani suçu meşrulaştırmak mı denir? Ne denir ya böyle? Hani ben şu ayrıcılığı yapamam. Ee, bana küfür edeni banlarken... Bana küfür edeni küfür edeni ha tamam o zaman oğlum beni savunmuşsun diyerek açamam ki. Adaletli bir yöntem değil ki o çünkü chatte küfür etme yasağı var. Normalde ben açarım ama açarsam vicdanım rahatsız olacak. Mesela bak önceki mesajlarına bakayım senin. Fransız yazmışız ya oğlum, belli düzgün bir tipsin ya da şeye iyi de o aç, alışık değil. Tweet chatine alışık değil. Çünkü belli az mesajı var. 3 Temmuz 2022'de hesap oluşturmuş. Öyle takip etmiş. Ha yeni bu Twitch'te bu arkadaş ya. Burada madem böyle bir durum var. Çete bırakıyorum. Ama örnek olsun söylediğim şeyler. Yani şu doğru bir yaklaşım değil. Birine de küfür etmemişsin tekleyip. Edene etmişsin ama yapma bunu. Çetin kuralları Abi, var. Abi belki Time falan dönüştürülebilir yani bir süre daha. Çünkü öncelerinde bak bir, e, doğru söylüyorsun. Bir öncekindeki davranış biçimiyle bu çocukta öyle bir davranış biçimi yok yani. Bir kerelik aç abi diyor millet. Chat aç diyor. da aç ben açarım. Ama ondan sonra alışkanlık olmasın. Abi sana küfür ediyorlardı ben de ona sövdüm. Onu açmıştım bize niye açmadın olmasın. Dinliyordur beni. Bu arkadaşı banını açıp timeout'a bağlar mısınız bir Hallediyorum abi. Ayarla işte normalde ne yapıyorsanız. Tamam mı kardeş? İyi de o. Yapma öyle şeyler. Ee, şey banı kaldırıyorum ben siz gerisini halledersiniz. Tamam. Evet iyi ne haber? Kafalar sallanıyor. Egoistin şeyini atmış. Yarrak yarrak taşşaklı elren, sik kafalı elren. Çaycı banımı kaldırabilir misin? Sik s a S-A-S-A-S-A. Abone inleme mesajı Instagram reklamı yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum da time out asledi, Niye bandınız? Bir şey yapmadım ya. Niye bandınız? Bir iki ay abone olmuştum. <gülüyor> 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 ne dedi? Takip edin mi dedi? Evet. Direkt instasını verdi abi. Yorumda var da istiyorsan açmaya Masum lan yazmış chatte hemen yumuşuyor. Açın mı arkadaş ya? Aç. Reklam yasak kardeşim bilmiyorsanız diye söylüyorum. Evet. Aile boyu tam bir aile yine. Abi başlayın artık amına koyayım. Abi elektrik gitti sıçam ben. Eyşan sikiyor. Hafızız dün hata yaptık bir daha yapmayacağıma söz veriyorum. Neydi dedi acaba bunu? Hadi bunlar tamam artık alıştığımız şeyler. Başlayıncılar, sıkıldıkçılar falan. Değişik. Buna da uzun bir time out atın. Bir de o bizim bir liste var yani. Oraya koyarsınız. Hesap tamam. çok yeni. 13 Ağustos. Harbiden lan. İki gün önce açmış hesabı herif. Bunlar yeni gelenler abi. Yeni Twitch ortamına girenler. Kaldır. Abi, abi sen saçlarını sevesi ve ayaklarını atıp o kartları Anüsün. Tukan abi iyisini çekmek istemiştim. Özür dilerim. Yahu. Delireceğim ya. 34 yaşındayım. Ben birinin ilgisini çekmek için birinin anüsüne sokabilmeyi istemedim ya. Ya bu nasıl? Bu, bu ilgi çekme değil oğlum bu ya. Al ilgimi çektin işte ya. Yapmayın şöyle şeyler oğlum. Üff. Sapık mısınız nesiniz? Ah ne oldu lan? Ha. Chat'te bot mu var? Beyler Corsair Void Premium'u alacağım. Corsair'da bot elren açtı gene. Açar mısın bana? Bot derken NPC olan bot. <laughs> oğlum ben 3 yıldır toksiklerin bot saldırısıyla mücadele etmiş bir adamım. Senin böyle bot elini açtı gelip sonra bot derken NPC deme yalanlarını yemem oğlum. Yemem oğlum. Geçti artık onları oğlum. 5 sene oldu amına koyayım. Hala takılı kaldınız öyle şeylere. Amcık ke modlarını sikeyim Evren yazmış. Abi yeter boş yapma oyun diyor 40 dakikada yapıyorsun. <laughs> gerildim ha. Vallahi bir yazmadım. Ben tuvaletteyken abim kendi hesabından yazmayınca benim hesabımdan yazmış seni. Ay. <laughs> das is... <laughs> Klasik yalan bu da kuzenim yazmış. Severiz bu yalanları. Modlarımız kim dersen modlar seni affetmez kardeşim. Yanlış basacağım diye çok korkuyorum. Aynen öyle Mırın. Bir kere chatte çok az takılmış insanlara daha net tavır sergiliyorum. Hani onu şey olarak algılamayın. Abi bu adam bot daha yeni bildirim geldi. Hemen 20 bin nasıl olur? Mizah da yapılmıyor chatte. Miza mizah yapmak istiyorsan. Gerçi bu ünlem de sömürülen bir şey haline dönüştü değil mi? Çaycı denk geliyorsunuzdur siz. Böyle bir es evet, abi, adam aslında böyle toksik ve pis düşüncelerini yazıyor. Sonuna ünlem koyarak güya hani dojlayabileceğine inanıyor mesela. Abi diyor senin ben bilmem ne olduğunu duydum. Ünlem. Güldük orada olacak sanıyor herhalde. Bu bot mizanı da ben yıllarca kendim yaptım zaten. Hani izleyicime. Oo, hoş geldiniz botlar bilmemler falan geyik yaptım. Ama senin artık şu tarihte gelip de bunu mizani yapman. Biraz günceli takibinde oğlum. Geçmişte kalmışsınız reddediyorum. Böyle az mesaj yazanlar benim zaten izleyicim olarak algılamıyorum bunları. Kolsuz reklamı bastım. oyuna geçelim artık. Yayın skuarı bittim yokum 43K bot iyiymiş. Kurallar sert galiba şaka yapmak istemiş ama canınız sağ olsun. Allah Allah bunlar harbiden şaka mı yapıyor? Yani ne hissediyorlar? <laughs> ama diğer mesajları da toksik bunun ya. Bunu bu şeyden dolayı olabilir bu arada. Hani ben bir gün bir mimleşmiş bir şeyim vardı ya 23k bot, 20k bot Merhaba. iyiymiş falan goy, goy dönüyordu. Hoş geldin. Güzel mi? Yani var mı böyle bir güzel mi? Bir gidip gel git gel yapayım konuş bakayım bir. Şu an yani daha net geliyor lazım Az önce derinlik olayını çözdüm de. Yok daha iyi ama böyle güzel bir sesin böyle bir kayboluyor bazen. Böyle bir sanki gırtlanda balgam kalmış gibi oluyor yani ses olarak söylüyorum. <laughs> Böyle biraz daha yakın durunca da patlıyor galiba ondan korkuyorum. Evet. Şimdi bak e, Johnny, Bediran sen değil Kordi. Efendim abi. Şu, efendim. Şu, şu espri normalde chatte bizim dönüldüğü, yapıldığı oluyor. Ama onu benim geliyor mesela <laughs> ne bileyim 10 bin tane mesajı olan adam 4 senedir beni takip eden adam yapıyor, yeri geliyor, bir şey oluyor. Ama onu öyle güzel yediriyor ki koymuyor. Bu, ben bunları iyi niyetli görmüyorum yani. Bilmiyorum siz... patlamış ya. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu şakaları? Bot dediği ne? Yalan izleyici. Ha. Hangi kafayla yazdığına bağlı. Doğru söylüyor da olabilir. Şu an Doğru söylüyor bir... da olabilir canım. Yani harbi belki goy goy yapmaya geldi. Ama işte biz mimik görmüyoruz. Biz şeyi görmüyoruz. Ne amaçla yaptığını bilmiyoruz. Bu konular hassas konular. Bu konular herkesi çok yormuş olan konular. Geçmişteki eskideki konular. Sıkıcı yani. Evet. Yarram ne haber demiş. Twitch e yeni katıldım. Kuralları bilmiyorum. Kusura bakmayın. Bir Kanka. Mesela. Hani, <laughs> bir şey hani Twitch'i geç mesela. Bir yere gidin. Bir metro durağındasın. Oranın da kurallarını bilmediğinde sen girip böyle mi selam veriyorsun oraya mesela? <laughs> ya ben ilk kez korukolu karakola girdim. De, Yarram ne yapıyorsun ya burada? Siz burada ne çalışıyorsunuz falan gibi durum bu. <laughs> Neyse bu tarz şeyleri net şey yapmıyorum artık yani. Yeni mi? 14. Bak hep fark ettiniz mi? Yeni takipçiler. Yeni hesap oluşturan arkadaşlar. Yani adamı Twitch'in tesini bildiğini bile düşünmüyorum bu arada. Twitch'e yeni katılım kuralları bilmiyorum. Kusura bakmayın bir daha olmayacak. Zaten yeni yükledim. Banımı açarsanız sevinirim. Açayım yani. Ne diyorsunuz? Abi büyük ihtimalle Instagram, YouTube kesitlerinden takip ediyorlar Twitch'i. Bakıyorlar samimi ortam. Öyle zannedip, Tabii Direkt tabii. Var açık. var. Böyle A yazıyorlar. Aynen yani. öyle. Hani muhabbet geyik samimiyetten. O samimiyetten Hı -hı. abinin gerçek yansımaları bunlar oluyor belki de. Açma bence. tam dursun. Abi seni çok seviyorum. Abi seni çok seviyorum. Anneni sikeyim. Abi chatten biri sana kötü bir şey demişti. Ona demiştim. Özledim bir daha olmaz. Yani sonuçta birinin annen, annesini sikeyim diye girip yazıyorsun ya. Yani. İyi yayınlar Tukan'cım. Ne güzel. A bana oyun hediye etsene abi. Niye o kadar sinirlendi ki? Çok aralısın ya. Biraz sakin ol. Gerçekten biri bir gün seni şikayet eder. Allah aşkına lütfen sakin ol. Ananızı sikeyim. Gerizekalı ya. Yani. Ulan <laughs> <laughs> herif iki saatte başka bir insana dönüşmüş ya. Özlerim abi. Anlık aptallık. Normal Tukan abi çok severim. Yayın bitiminde bir söveyim dedim. Bak bir söveyim dedim. Kimse görmez diye modlar var mı zaten? Yeni de bitmişti neyse iyi yayınlar. O kadar alıştım ki artık tepki vermiyorum. Eskiden hatırlayın biz bunları açıyorduk ha. Tamam oğlum yapmayın etmeyin diyorduk. Hatta bir dönem bunları açmamaya başlayınca sağda soldaki videolarda tepki görmeye başladı yorumlarda YouTube kitlesinden. Bunların da götü kalktı böyle. Baksana herif alt tarafı yaram demiş falan demeye başladılar. Hatta birkaç YouTube yorumun altına gidip ee, çok güzel morsedici cümleler yazmıştım. Evet. Ha bak 47 mesajı var. Abi link atsam ne oldu lan? Bu nasıl bir animasyon? Ne kadar çirkin bir şey bu? Niye var böyle bir şey ya? E ama oraya bildirim düştü. Donet'lerde yok o. Eski gelmiş olabilir mi? Abi bu çok kötü bir şey biliyor musunuz? Benim sesini duyup reaksiyon vermem gerektiği zaman sıraya koyuyor ya. Bir bakıyorum mesela 20 dakika içerisinde atmamış onu. Belki de bir saat önce atmış Arda. Ne yazdığını göremiyorum o yüzden. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Baba Lükar Elran Tukan abi küfür edecek yerde küfür ediyor bence. Abi link atsam. Nazif kalk. Bu çok yeni. Dün lan bu. Abi orada küfür ediyor. Ben time out yiyorum. Ben de yayın donuyor da nasıl düzeltebilirim? Anam baba giriyor deme abi. He? Anan baba giriyor değil mi abi? Neden ban yedim anlamadım. Küfür bile etmedim. Çete daha yeni geldim. Her yazdığım cümle iyi de olsa kötü de olsa timeout yedim. O yazdım anam baban kelimesi ana olacaktı. Şahsa küfür etmedim. Holmes'le konuşuyordunuz. Çok küfür ediyordu. Banım açıp salif ediyorum. Çetin kurallarını bilmiyorum. Nazif yazdım. Timeout yedim. Yasak mı diye sordum. Nazifi yüksek ihtimal büyük yazmıştır. Bu otomatik bana. Olmuştur, yeni taymat yedim. Banım açımızı talep ediyorum. İyi günler dilerim Edren. Seni çok seviyorum. Hem abi hem kardeş oldun. Çaycı selamlar abi. Bütün ekibe <laughs> sevgiler <laughs> iletmiş modem mu ara toksik söylemler Ediran kesitler bir kendi dilinle sesinle bir toksik söylemler de bakayım toksik söylemler <laughs> Ben ne dediğini anlamadım ya. Anan baba giriyor değil mi abi? A an ana baba giriyor değil mi abi? Bence burada kötü bir niyet yok ya. Hani küfür anlamında yazmamış. Toksik söylemleri var. Ya yok da ya. Çocuk. Sen. Ve bu orada küfür ediyor. Ben time atıyorum demiş. Gülmüş mesela. Bunu kaldırıyorum. Bazı izleyiciler sayesinde konuşamıyorum. Yarak dediğin için olabilir mi? <laughs> Abi kendimi parmaklıyorum. Abi senin sağ taşşağına Rus kız, sol taşşağına başka rus kızı masaj yapsın. İkinci de bir de sonuna abi oku diye ekstra bir zor, <laughs> <adım yapayım. gülüyor> bir de zorluyor değil mi? <gülüyor> Şerefsiz seni <laughs> hayal ettim ya. Uf, vibratör nerede? Sen sapıksın galiba. <laughs> Şişme kadın. Oğlum sen ne yaşıyorsun lan? Bu, bu yeni ergenliğe girmiş bu sıkıntı. Bu, bu, evet tam ergenlik döneminde bak. Beyin tek bir yere odaklı. Abi kıza limon attım bayağı gidiyor şu an. O kız kimse... Kurtulun bundan. Sakın konuşma engelle <laughs> lan. Abi sana suni teneffüs yapmak istiyorum. sana kaç tane time atıymış bu adam. Ay dur. Bir dakika yanlış bir şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yayın bitiyorum abi. Red bitti. ak o Abo abi. Ya. Hadi sıkıldım orospu. Bu. Ya bunların banını açmayalım oğlum. Bu, bu adam yani ne, ne bu ya? Ne bu? Anlamıyorum ki. Sa sasa, sasa sasa ananı sikeyim. Amına koyayım kaldır demeye de utanıyorum. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Bak biliyor en Bu iyi, bu kendini biliyor. Sa sasa, sasa yazmış ananı sikeyim demiş sonra koyayım <laughs> kaldır demeye de utanıyorum demiş ya. Açısım geldi şerefsiz ya. <laughs> Bak en azından yaptığı şeyden dolayı utanıyor. Bu güzel bir şey. Bence yaptığından utanmıyor, kaldır demiyor, utanıyor. Tamam işte ha o da olabilir. O zaman kaldırmıyorum. <laughs> Çok seri ikna oldu. <laughs> Oğlum zaten 21 Mart'ta açmışsın. Yeni hesap aç. <laughs> ya bu Orkun aç. Yarrak. Abi lütfen kaldır bana. Bu ne amına koyayım. Alper Rende. Lan oğlum seni dün gördüm kapalı çarşıda. Abim abi saçın hangi şampuanla yıkıyorsun ya? Raj abi sevgiline ayrıldım. Feci şekil. Sen nasıl bu kafayla sevgili yaptın oğlum ya? Tukan at yalanını. Lan oğlum seni dün gördüm. Sıkıntılı tipler ha bunlar. Bu içip gelmiş çete. E, ya da içip gelmiş. Fark ettiyse her şeyi caps lock bir de. E, bir garip yazdılar çünkü. Yani. Baş harfler büyük büyük büyük. Taşak. Açıktık ya. Em sütü. Taşak. Öldü. Taşak. Taşak var. Taşak. Yok ip var. Aref Gafriz'de. Araç aç. Aref aç. Aref aç Eren abi. Aref aç Piçren. Abi özür dilerim kuzenim yazmayacağız siktir lan. Derim <laughs> hesabın 3 tane admini var bir tane. Hesabın 3 kişi giriyor adminleri var hesabın. Taşak. Ee, reddet. Bunları ülkeden de banlamamız gerekiyor. Taşak. Bir çok... <laughs> sınır dışı etmemiz gerekiyor. Ben senin ebeni abi şovana haberdesin. Abi mal mısın? Ebeni şey yapıyorum şu anda. İster aç ister açma. Beni de sinek ısırdı. Cellata bulaşmayın. zehri fena. Okul için uyandık. O sab değil kral. Bu ne la? Youtube videosu gelsin. Jartiyer yok. Yav sus adam aç şunu. Olmuş. Aga bir şey demedik. Niye? Olmuş <laughs> ne olmuş lan olmuş. Bu bence kendi chatiyle ilgili olabilir ha. Ama o dakikada atmış ya. Olums. Tam yazdığı dakikada. Yav sus adam aç şunu. Konuş yargı dağıtmıyor. Konuş sinirlenmiş bir yerde. Hangi güne denk geliyor bu? Geçen gün de bu. Yeni ya. 13.08 evet. değil mi? Evet iki gün önce. İki gün önce. Açıyorum bunu ya. Bu ne? Cellata bulaşma Holmes. Zehri <laughs> fena. Yanlış da anlamış olabilir. Bilmiyorum. Kaldırayım ya. Bir, bir şey yok mu? Abi daşşaklığının saçın kadar kirli mi? Bir daha abartı ...kötü söz yazmayacağım, söz veririm. Allah çok... Şeyi sorguluyorsun değil mi? Yani böyle... <laughs> ya nasıl olabiliyor ya? <laughs> Aklına... ...benim, affedersiniz, bilurlarım niye geliyor... ...onun şekli, onun nasıl olduğunun önemi yok, neyse zaten görmeyeceksin demiş. Ya abi bak valla ben şeyci olmak istemem, böyle jenerasyoncu olmak istemem... ...bizim de çok utandığımız küçüklük anılarımız var da... ...bu, bu değil yani. Bu başka bir şey yani onlar şeye çok döndü genç arkadaşlar böyle aşırı derecede bel altı yorumlama ve bel altı şaka yapma ben de yapardım çocukken hala da yapıyorum ama o şey kalmadı yani hani çizgisi kalmadı anladın mı? İşte böyle hani real hayatta yapamadığı şeyleri burada yapmak serbest diye ölümüne yapıyor muhtemelen. Yani. Belki de çocuk çocuk hani geyik yapıyor ama işte böyle tekil tekil okuyunca çok fena hissediyorsun. Hayır, yani. Genel olarak söylüyorum. Bunun özelinde söylemiyorum yani. Bu tarz şeyleri yazanlardan bahsediyorum. Bu çocuğu tanımıyor muyuz? Ama baya komik oluyor ya oğlum bak diyorum ya sana ben de böyle şakalar yapan adamım ama herifin tek mesajı yani. S tek mesajıyla yapıyor bunu. Abi kız tövbeci ne? Abi o adam kanlıydı. Tamam abi oynuyorsan çok iyi oluyor. Daşşak çizerse patlarım aynen abi kurt adam var yalanır abi o ayak bu arada yalancı abi lol girsene sarıyor e aynen abi yalancı korkuyorum birazcık ama lol var mı abi doğruyu söyle yalan mı değil mi gerçekse çok korkuyorum Tukan Yalancı Gönül Ha bu dün benim banladığım değil mi ya evet, evet, senin <laughs> Tukan banladığım. Yalancı Gönül Taş Tukan Yalancı merhaba Tukan abi senden özür diliyorum bak bir yanda da <laughs> formullaşıyor bir... merhaba Tukan abi ulan şunu yazana kadar merhaba Tukan abi desen ben sana diyeceğim ki fxle yaz hoş geldin kardeşim merhabalar diyeceğim anladın mı Merhaba Tukan abi sen özür diliyorum. Babamdan isteye isteye zar zor Prime aldım. Aga be niye Prime aldım? Başta lol içinde ama sonra seni çok sevdiğim için sana abone oldum. Gülersin diye yalancı dedim. <gülüyor> <gülüyor> yalancı dedim abi yalan olmadığını da biliyorum. Kur'an'ıma yemin gülersin diye yaptım. Keşke banlamasaydın. Özür dilerim iyi akşamlar. <laughs> ya nasıl masum bir de bak nasıl masum. Gülersin diye sana şerefsiz dedim abi. Anana sövdüm abi gülmedin. <laughs> ya yalancılık aynı şey değil de. Ben bunu şey olarak düşündüm dün. Bir şey anlatmaya çalıştığımda o derdim anlayın diye söylüyorum. Yani bir anımı paylaşırken, bir geçmişimden bir şeyi paylaşırken sohbet etme niteliğiyle yapıyorum. Bu 3-4 sene önce de böyleydi. Hatta bana çok yükleniyorlardı. Böyle bir şey anlatmaya başladığım an yalancı, kolpacı, işte ziya, yok efendime söyleyeyim götünden de nasıl atıyor, bunlara çalışıyor, bunları yazıyor, yayın öncesi sonra geliyor anlatıyor gibi o kadar çok üstüme girindi ki. Sonra bir şey dönemi geçti bende. Abi yaşadığım şeyler çok normal. Anlattığım şeyler niye yalan olarak algılanıyor? Hani epik bir şey anlatmadığımı düşündüm. Yani atıyorum şu şu, şu oldu bu bu oldu diyorum. Bana bir diyorum oradan araba şöyle Amerika'da değdirdi diyorum. Orada bir kavga çıktı diyorum. Herif he 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 amına kodum he he diyor. Hani desem ki 6 kişinin arasına girdim şeyde fark ettim bunu anlatmıştım önceden. Askerden döndüğümde kaburgam kırıkken kavga dayak yediğim bir anıyı anlatmıştım. Bunun kesitinin alttaki ilk yorum şu. He aman akodumun çocuğu ben de süpermenim zaten. Ulan video izlememiş. Ne anlattığımı bilmiyor. Dayak yemişim. 1200 like almış oyuyorum Öyle bir şeydi. 1000 mi 1200 mi like almış. Ulan dayak yemişim lan. Dövmüşler beni lan. Hani dövdüğümü anlatırım. Hiç hayatımda birini dövmedim mi? Dövdüm. Onu anlatsam. Der ki ben de şeyim. Şöyleyim. Biraz da anlatmadığım şeyler. Niye anlatayım yani biliyorum. Dayak yediğimi bile anlatınca adama ben de süper kahramanım diyor. Bunlar olduğu dönem ben onu anlatmaktan ya da işte başıma gelen şeyleri anlatmaktan çok soğudum. Doğal olarak çok ciddi takıntılıyım bu yalancı mevzusuna. Çünkü yalan söylemiyorum. Ne anlatıyor ne yaşadıysam onu anlatıyorum. Bu tarz herifleri görünce de geçmişten gelen bir toksikliğim var. Banlıyorum direkt. Yapma bir daha öyle şeyler. Komik değil çünkü yani. Komik olduğunu sanmışsın ama. 5 GB yemeğe geldim. Edren tam sikilecek yaştasın. <laughs> bir de bana küfürbaz diyorlar ya. TB e, BNT be, P P P Ç K T V T O O oh, O oh. bu yayın öncesi belli. Edrengus yapma boktan şeyleri. Asit de korsa var mı? Asit Hocam RR'ye sövdü. RR'ye sövdü. Annesine küfür etmemem gerekiyor ama ettiğim özür dilerim. Anneyi karıştırdım ve çete aykırı şeyler yaptığım için inşallah açılır. Nerede sövmüş? Bir ha şu. Filtreleyip evet. sövmüş bir de. Biz az önce bana söven kişiyi kaldırdık mı? kaldırıp iki hafta attık. Tamam, buna ya da. söven mi? Hayır hayır. Ee, benim chat'te bana söven kişiye söven biri vardı ya, chat'in kurallarını hayır. bilmiyordur dediğimiz. Evet, kaldırdık abi. Onu kaldırdıysak bu arkadaşı da kaldırmamız lazım. Ama bunu tüm beni izleyenlere söylüyorum. Yani bir başkasının yaptığı bir şey küfür etmeyin arkadaşlar. Yasak o da yasak. Chat'te küfür yasak yani. Yani bir küfür yasak değil ya. Amına koyayım dersin, bilmem ne dersin, duruma edersin de birine küfür etmek yapmayın. Bu şekil burada bozul. Bu ne acaba? Panodan mesaj gönderiyordum. Yanlış gitmiş özür dilerim. Bana başarılabilir mi? küçük mı bu? Yok abi. Değil popo abi. atmış. Ne atmış? Popo. <laughs> ya can, canını yerim yapıyor Ne atmış diyorum? Popo. <laughs> Hay Allah'ım ya anadan mesela Var ya yaşanmış olabilir yani. Sıkıyor yüksek ihtimal ama harbi yaşanda oluyor bazen. Ben de yayın takvimimi atmıştım bir kez. Çalışma yapıyordum. Kopyalamışım. Laps yollamıştım onu. Çete atsana bir görelim. Nasıl bir popoymuş bu? <laughs> Bunları programlar yapıyor değil mi? Kişiler kendi uğraşıp yapmıyor herhalde. Vardır generatorlar. Evet, evet, Kaldırıyorum bunu ya. Bir mesajı var yani. O an yaşadığım duyguyu çete de belirtmek istedim. Dedim ananıç. <laughs> Çok komik tipler var ya. <laughs> yani şu komik değil de şu komik abi. Yaşadığı duyguyu sizle paylaşmak istemiş adam. Mim bu reis. ha mim mi bu? Nasıl bir mim? Bu arabanın kayarak... Yok o değil ya. Sanırım o. Sağ salim de olabilir. Hastanede yorumluyordu amcam. Araba geliyor döndüm bir baktım dedim ananı o değil mi? Aynen o abi. Bunu kaldırıyorum bu tek mesajı var şey yapmış demek kendi kendine birine hakaret olmadığı için. Bir daha dersen iki kere bir olup beni gerisini anladınız. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya. <laughs> Oğlum bunu da banlamazsın lan. Niye canım. ban yemiş lan? o, o an benim gergin olduğum bir an falandır. Tak 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 koyuyordur yüksek ihtimal. Ya chatte bir toksiklik durumu oluyordur. Bunu kaldırıyorum bu bir şey değil. Ya ilk mesajı olduğu için banlamışım. Ya da. öyle öyle şu ilk mesaj olarak sorgulamıyorum. İlk mesaj olarak sorgularsak sıçtık çünkü. Murat Senar izle da siktir la abi. Vitaminsiz kim lan? Porn izle abi. Neredesin lan? Şimo şimo kanser genç yaşında gitti sen de para yapıp kayboluyorsun sonra para yapıp bizi unutuyorsun piç pardon abi gaza geliyoruz bazen ah dur gaza geldim abi çok enteresan ya seha şey, abi siktir geçen gün bir kesit gördüm bir tane VR yayınımda şey yapıyordum ya hani bir çocuk gelmiş ne oldu param mı bitti diyor ya bana ben de diyorum ki ulan bu çocuk niye bunu söylemiş olabilir her zaman yaptığım işi yapıyorum mal galiba diyorum Altında beni ağzıma sıçmışlar. Şunu demişler. E, uzun süre sonra yayın açtığın için olabilir mi? Demiş. Tamam mı? Açtım. Uşenmedim bak. Girdim o VR yayın. O hafta 6. yayınım o. Ve ondan öncesinde 4 yayın. 4 yayın. Normal düzelimdeyim. Hani. Ben yazmış olmak için yazıyorum millet Yani ya. bilmeden etmeden. Yazıyor abi. Böyle klavye elinde. Basıyorsun yani. Yalan yanlış. Yapıştırıyor herif orada. O da öyle like almış. Aynen kardeşim haklısın falan yazmış. Nasıl bir nefret duyuyorlar bana karşı. Çirkin bir söylem olduğunu anlamıyor. Ne oldu param mı bitti VR oynuyorsun ya da yayın açıyorsun gibi. Ulan benim işim bu gerizekalı. Ben bundan para kazanıyorum zaten. 5 senedir 6 senedir yaptığım iş. Çok enteresan tipler oluyor ya. Abi banı kaldırdın. Aleykümselam. Nasıl banı kaldırdım az önceki reddettim ya. Abi ha? katliam yapmış ha. Kim? Ben bayağı adam anlamışım. Sen bayağı çalışıyorsun. Ben hep sen mi anlamışsın atamların? Evet, evet. Tukan Edits. Zaten aboneyim ama bakayım. Arkadaşlar size niye bunu düşünmediniz? tukan 3300 bin, bin takipçisi var ama yayınlarını sadece 30k kişi izliyor. Bot mu basıyor? Çok toksik abi ya. <laughs> Belli. Tuğkan Edits abi ve çay sadece çete soru sordum. Yasak olduğunu bilmiyordum. Allah çarpsın time out diye bana çip. Bir saniye iki hem saniye at. Bir de Mehmet Eser'e karı falan yazmıştım. Özür dilerim kendisine. O da çete yazıp hata hatırlattı. Sonra da ban yedim. Oğlum bu iş böyle 3 milyon takipçim varsa 2,5 milyon izlenecen diye bir şey değil yani. Bu 6 yılda biriken takipçi sayısı bunlar. İnsanlar senden sıkılıyor gidiyor. İnsanlar merak ettiği için takip ediyor. Yani gerçekten takipçi sayın kadar izlenme gibi bir şeyin mümkün altı nasıl olabilir? Yani Kanal D'yi bütün Türkiye bilir ama Kanal D'yi anlık olarak bütün Türkiye izlemez gibi mantık mı kurayım? Ne, ne diyeyim? Bilmiyorum hesaplayamıyorum şu an ama bu öyle bir şey değil. Ya yani Mesela dikkat et. Bazı Instagram hesapları vardır. 7 milyon takipçisi vardır. Adamın postu 16 bin beğenilmiştir. 7 milyon takipçiye 16 bin beğenme. O pasif bir sayfadır. Çok eskidir. Bottur. Sahte takipçidir. Bunlar olabilir. Tamam mı? Şimdi baktığın zaman benim Instagram'da kaç takipçim var? 1.7 milyon takipçim var. Fotoğraflarım ne kadar like alıyor misal? 500 bin. 400 bin 3. Bu çok iyi bir oran bu arada yani takipçiye göre beğeni sayısı çok iyi. Bu nedir? O takipçiler tazedir, seni seviyordur ve like atıyordur. Oran çok iyidir ama sen orada gelip de ulan bu adam 1.7 takipçisi var. Niye bir buçuk milyon beğenisi yok? Bot bu herhalde dersen asıl bot olanı gözünden kaçırırsın. Çünkü 7 milyon takipçiye 10, be 10 bin beğeni veya 50 yorum sıkıntılıdır. Ya bu istatistik olaylarını tabii bilmediğiniz için normal karşılıyorum. Ee, ama hani bot mu basıyor düşüncesine girmem bile bana çok... <laughs> enteresan vallahi son iki yıldır bunlarla ilgili böyle yorum görmüyordum. Bu aralar artmış enteresan. Yeni gelenler dramaları falan takip ediyor herhalde. Hayır, hani bir de bu ortaya topu atmış... Bot mu basıyor? Söyle Ne bileyim sonra çıkıyor Hayır adı da Tuğkan Edit. Hani bizim izleyici falan 3 milyon 300 bin. Şimdi mesela Twitch'te globalde yayıncılar var. Adamın o 16 milyon 20 milyon takipçisi var. Herif 9 bin izleniyor mesela. Hani bir, bir, sürü mevzu var. Bu, bu, bunu biraz kafanızı kullanırsanız çözümlersiniz. Mehmet Eser her yerden çıkıyor ha. Yarın açacakken yarın kardeşim Tukan'la konuştum. Ne haber la yaprağım? Karina'ya demiş. La Memo yapram ne yapıyorsun kanka? Memo burada ne yapıyorsun kanka? 31 çek Mehmet. Çaycı kaba kelimeler kullanma bir daha sal beni lütfen. Oğlum sen niye chatte her yakaladığına yaprağım yarram diyorsun lan? Küçük bu çocuklar ya. Atımına sağlam bir taymat. Adamın mesleği dolmacılıktır belki. Bir <laughs> de diyor ya Tuğkanla dün konuştuk. Bak bu Mehmet Eser az öncekiyle de konuşan. Bu Mehmet Eser'de de bir şeyler var. Ha Mehmet Eser genelde chatte oluyor. Ben öyle biliyorum. Ha. Genelde o, o chatte çok aktif. Amına koyayım Arplace'den beri anlaşılırdı zaten madem botoza. Ya siktir. Bot oza... bot. Pipi pipi düzelt lan onu. Yakıt hakkı seçersen ölürsün. Boş yapmayın oynayın. Seçtin lan dördü mal mısın amına koyayım. Yarrak sus. Abi ben pipiyim. Beni banla yarrak. <laughs> Abi yazdığım her şey için çok özür dilerim. Ben sekten <laughs> Abi bir salın beni ya. Allah Allah. Sayına GG Domaltan. Sabah 5'te estemeye başladı Domaltan. Hadi inşallah bak işine babali. <laughs> ya ne zaman kalkacak acaba benim hanım ya? İyi yayınlar. Bak işine babali dedi de anlama be babali ya. İyi bak bunlar hep sinirli anlar işte. Bana da oluyor. Çok iyi anlıyorum. Çok çok iyi anlıyorum. Siz anlamıyorsunuz bazen ama. Bu baboli 6 tane 7 tane Gıcık söylem görmüştür, triggerlanmıştır, sonucunda patlamıştır, bir kişiyi yok etmiştir. Trigger anında bu mesaj Ti -ti geliyor tam evet. sırada. Çünkü be ben de yapıyorum yani böyle çete kitleniyorum bazen. Ya yapmayın arkadaşlar gözünü seveyim diyorum böyle kitleniyorum hani yapanı arıyorum o an. Bırak lan yazdım bir ne <laughs> koyayım deyip banlıyorum. O değişik bir şey. Bence en güzelini biliyorum biliyor musun abi böyle oldum. Bak şimdi böyle olunca banlarsan adama bir şey deme hakkın kalmıyor. Çünkü arkasından konuşuyordun. Ben de onlara sövüyorum bunu <laughs> bir şey deyince mesela. Adamla tartışmış oluyorum i̇şte, karşılıklı. Bir ben de yapıyorum. ben ona sövdüğüm zaman bana direkt şey yapıştırıyorlar. Ee, izleyicisine i̇zleyicisine kötü davranan, izleyicisine hakaret eden <laughs> e, çok değişti, götü kalktı bilmem ne oldu diyorlar. Ondan sonra bana söylenen her şeyi eski yayınlarım açarak çok güzel dojlayabiliyorum. E, i̇çimi rahat olma sebebi o. Ben öyle bir geçmişten yayın açabiliyorum ki yüz izlenirken. Adam onu der ki ha oh, siktir adam düzelmiş lan der mesela. O yüzden gönlüm <laughs> çok rahat oluyor. Şalter hop. yarın sınav var bebeleri pistten aldım. Sittirname 34 style'a. Gerçekten mi ya? Allah Allah. Baboli sinirlenmiş sinirlenmiş. Burada. Yorum var abi. Bakalım. Baboli'nin babo kanalında yazdığı şeyden ötürü Baboli anlamış. SS de var. Bak SS var orada. Bakalım hemen. Alık baboli ne yapıyorsun? Vitaminsiz baboli. Ula 36-37 yaşındaki adam'a yazdığın şeye bak ya. Gerçekten mi ya? Bak bu, bu hater oldu artık. Aa, ya, evet, evet, bu evet, hater evet. anladın mı? Bu, bu şu hater'a dönüştü. Bunun yakında Hatır şeylerde hiç. sağda solda böyle <laughs> bro diye böyle bu, bir buçuk sayfa yazılarını görürsünüz bu adamın. Ya bu Hınca adamı 2017'den beri takip ediyorum. 2 ee, yıllık abonesiyim. Artık tamamen başka bir adama dönüştü. İğrenç yani nasıl hala seviliyor zaten yani bu, tam bu. Öyle değilse bile şu an öyle oldu bu arada benim şu an. <laughs> kaderi kaderi an bu artık. Artık oldu. böyle oldu. Tamam buna koydum senin oldu şu an. Ee, Allah Allah eskisi gibi değilsin haber işten samimiyet. <laughs> Dur. ne anlatıyorsun ne anlatıyorsun komikmiş başka var mı bu hikayelerden yayını kapasana yayını Yeni kapa iyi yalanmış. Mert K ne anlatıyor ne anlatıyorsun? Asus sus sana bura lan Korde Aslanım ne zaman açılıyor Eightborn? İnanın Tukan Göktaş'a demedim. Deme zaten öncesinde dedikleri şeylere bak. Yakışıklı insan sıkıntı yok bro. Ya ben çok iyi analizciyim <laughs> ya. ya. Yemin ediyorum çok iyi analiz ediyorum insanları ya. Eksi 10 bin IQ. Canı istememiştir belki Sordum mu? Ne yani boşuna mı yayın açıyorsun? Bugün bayağı toksiyim Kordi yayın açacak mı? Bak Kordi bu senin fanın ha hayır şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> hayır bugün toksim diyor bana da sallıyor orada Evet evet. Bir şey yok. Bak mesela bir anda şey olmuş. Bilmem ne asistan oyunu abi çok tavsiye ederim demiş. Valo geç tosunum. E Allah Allah bak ya ha eskisi gibi değiliz. Banda olan biri chatte yayında var mı görebiliyor muyuz? Görünmüyor diyebiliyorum. Hmm. Bahsettiğim tipler bunlar. Sonra bu adamlar gidiyor genelde şey diyor böyle eleştiri yaptım kaldıramadı. İşte bu kadar triggerlanıyorsa bu işi niye yapıyor falan böyle. Kendini öyle bir seviyeye koyuyor bu ki. Bu arada bende de chat log yok mu? benim. Sadece gelmiş valo gir bro yazmış. <laughs> <laughs> bir dakika ama şimdi bir savunmasını okuyacağım. Şimdi çocuğu ön yargımla analiz ettim kendimce. İnanın Tukan Göteş'e demedim As sana bro diye. Chatte spam atan bir adama demiştim ama yine de canı sağ olsun. Yanlış anlaşılma olsa bile özür dilerim. 3 yıldır izliyorum biraz ara verme zamanı gelmiş gibi. Banımı kaldırmanızı çok isterim yeniden çok üzülürüm. 3 yıldır izliyorum. Ara verme zamanı gelmiş gibi. Eee, bro çet, işte chatte spam atan bir adama demiştim. Eskisi gibi değilsin her şeyden falan. İşte bunlar şey hem hate duyup hem sevenler falan. Değişik bir insan yapısı var ya. Keşke şuradaki Bu arada hitavrum, bunu burada da olsaydı. Grep anlamış. Bak grep anlamış ve alakasız bir şeyden başka bir şey de olabilir. Not yazmamış olabilir grep. Ha. Yani çünkü o son mesajında banlık bir şey yok gibi böyle. <laughs> Bro. F5 ucu öpebilirsen sana ne? Herkes sana yazıyordu. Ben de o yüzden yazdım. Niye? Sait niye banladın la bunu? Sait. Şey olabilir abi. Ne ee, haber diye sorduğunda sana ne diyorlardı. Sen de He ben ne ya. Ben, O işte benim anlık triggerlarım onlar. Bunlara sonra ee, üzülüyorum ben. Ben böyle birini banlamıştım. Bunları da banlayın dedin de, o yüzden. Tamam, tamam. Ta Oğlum ben onları dediğim zaman taymağı tuttum. Ben öyle hani şey <laughs> Ama bunu chatin bilmemesi gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Chatte sana yazan herkesi banlarız arkadaşlar. <laughs> sana yazın herkese. <laughs> yani artık yemezler onu sana ne sana ne sana ne. O yüzden artık şimdi gerçekten banlamamız lazım. Çok iyi abi ters yapıyorsun. İçeriden al. En sağa ya da en sola. Oğlum çok kordu ikiz kolyeleri yaptım. İlk, ilk, düşme kordu şu oyunda 200 saat onu yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Kesin öldür bu arada. En sağ ya da en sola içeriden Ne oyunu o? Hangi oyun? Yüksek ihtimal ya... Ha Pummel, Pummel, partidir. Pummel. E, ikiz, Pummel Yok bu arada Steam'den açarım. Ya yedek steyimim vardır ya. En sağda yasa içeriden. Sayın abi iki kişi be benzinleri kilise iki kişi ha bu dev bak dev orada çok toksiklenmiş olabilir millet. Abi iki kişi benzinleri ya Holmes siktatta oynu ya. Buraya kadar güzel gidiyordunuz. Holmes banlamış. <laughs> küfür yüzünden banlandıysam yer Holmes'e küfür etmedim. Özür dilerim. İlk banlanmam banımı kalsın. Tekrar özür dilerim. <laughs> ben bu çocuğun toksik bir çocuk olduğunu düşünmüyorum. Gayet samimi bir şekilde ya Holmes siktin attın oyunu ya. Buraya kadar güzel gidiyormuş demiş yani. Holmes'te... Ya buna hem katılıyorum hem katılmıyorum abi. Bak şeyi var yani. Tamam evet Holmes e etmiyor bunu. Ama böyle anlarda zaten mesela burada Holmes üzerinden konuşalım. Zaten hani oyunda zorlanmış tamam mı? Onun üzerinde biri bunu yazınca harbi hoş olmuyor. Yani rahatsız oluyor. Anlayabiliyorum yani. Bana da yazıyorlar çünkü. <laughs> ben de ah, hepimiz <laughs> rahatsız oluyoruz. Şimdi emin Yapmasınlar, ol. Bak e, emin ol. Diyeyim, bu bandanın arkadaşları al. Up change it. Buraya koy. Tamam mı? Aynısını o da yapacak. Bak yemin ediyorum size o da banlayacak. O da sinirlenecek. O da kızacak. Hepiniz için söylüyorum bunu. Evet, banlık değil aslında ama harbiden sinir bozucu. Evet. Bu. O şimdi, anlarda özellikle yapılması. Bunu normalde normalde empatisini da, ola adam ne demiş aman avayım neyi banlıyorsunuz falan der. Ama o, bunu diyen adam buraya gelsin. Bu kadar 30 bin kişinin önünde 10 tane 15 tane baskı altında bir şey yapsın. Sinirleniyorsun abi yani. Hani gıcık, gıcıkıyorsun. Evet o kadar sakin kalamıyorsun yani. Holmes ka, kar, yani Holmes özür dilemiş zaten. Zaten Holmes'e de küfür etmemiş. Kaldırıyorum bu arkadaşı. Holmes beni anlar diye düşünüyorum. Toksiklere ölüm. Kafasıyla vurdu. Ağlama tabii efendim. Gayet de sarıyor. Nice haramda. Çaycı bana niye to attın kardeş? Lazona ben yönlendirme mi yaptım? Bir bak bakayım. Aynen yazık ya valla. Ya sabır Lazona boş boş to Abi ben bunu hatırlıyorum. Ben bunu hatırlıyorum. Bu özelden de galiba kavga etmiştir. <laughs> bu, bu 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 arada tam özelden kavga edecek bir tepki bu. <laughs> öyle bir tipti. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Lazona burada ya, mı? Bu, öyle, bir olay, öyle bir olay, öyle bir olay. Değil mi? Değil mi? mı? <laughs> Rusty İskender. Aa İskender. Lazona'yı çekmiştim. Lazona! Atıyorum. Buyur abicim. Bu e, Jock Sensei denilen bir çocuk seninle özelden kavga etti mi? Öyle bir nick'i hatırlıyorum da direkt hani spesifik olarak hatırlamıyorum nick'neyimi. Ya şeye bak yayın aç işte Discord'dan. Bir demiş ki abi eminim aynı şeyi yapacağım ama kastım. biraz da hataları kabullenmek lazım. Hatadan kastığı şey mesela atıyorum orada Holmes hata yapmış, bok etmiş oyunu. Ee, o hatayı kabul. Bence o tip durumda birinin benim veya Holmes'ün yok abi ben bunu kabul etmiyorum diye sinirlendiğinden banladığını düşünmüyorum. Yok canım. Öyle bir şey yok yani ben mesela atıyorum Kuari'de adamı vuramadım ya Oyun sıçtı orada Savunabileceğim bir şey var ee, Beklediğim gibi bir algoritma Beklediğim gibi bir sistemi yoktu oyunun Ama hatalıyım Ama o an onu o kabullenme sürecinde Çok üstüne gelindiğinde Ya şey gibi düşün araba kullanmaya çalışıyorsun Düz vites 3 Stop ediyorsun arabayı Babam böyle amına kodum diye vuruyor sana Ya evet işte dur bir bir kabulleneyim onu bir yaşayayım gibi bir durum o. Psikoloji durumları bunlar. Dallanıyorsun ha. Bak Lisa güzel söyledi. Dallanma şeyi o. Üst üste gelme durumu. <laughs> Kordu öldü mü? Bu hafta sınav haftası göstersene. Murat Soner dal direkt. Murat Soner dal. Adam yarak kafalı işte abi takma. Aç şişerken ya. Rere adamdır onu sevmiyorum. Kordu adamdır. <gülüyor> 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 bu ne oğlum ya? Çok özür dilerim. Lütfen bana <laughs> Lütfen bana kaldırabilir misin? Tukan abi aşırı aşırı çok seviyorum. Bir daha yapmayacağım. İnanabilir misiniz? Bir daha olursa Discord'da. Valla Holmes'cüğüm adam beni seviyormuş. Seni sevmiyor olabilir. Niye kalkıp banlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen git kendi çetinden banla oğlum. Benim çetimden beni seven adamı niye banlıyorsun? Ya Allah aşkına. Ya mesela insanlık namına bir şey daha söyleyeceğim. Geç bu ban açma falan. Bunlar goy goy yapıyoruz şu an. Şu tamamen hakkın olan bir şey. Beni sevmeyebilirsin, onu sevmeyebilirsin. İşte ne bileyim çok sevdiğin biri vardır. O, o sevdiğin kişinin yayıncılığını diğerlerin hepsinin ötesinde görüyorsundur. Bunlar en doğal hakkı herkesin. Bende de var bu. Ama gelip hep beraber burada birlikte zaman geçirirken Zank diye RR re re adamdır. Holmes'u sevmiyorum, korda adamdır dersen sanki Holmes'a adam değilsin sen, seni sevmiyorum. Fitnecisin yani. Fitneci gibi bu. geliyor, e fitne bu. E bu hoş bir yaklaşım değil, yapmayın bunu. Sevmiyorsan da belli etme yani. Hani fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ben istediğimi yazamaz mıyım gibi bir şey değil bu. Rahatsız edici bir şey, düşünsene yani. Holmes de adamdır bu arada yani, sen öyle görmüyor olabilirsin. Ama bunu niye kıyaslama yaparak aynı ortamın insanlarıyla yazıyorsun ki yazma ihtiyacı diyorsun ki. Rahatsız edici bir şey yapma. Ya yoksa beni sevdiğin belli yayını izlediğin belli. Limonlu İskender'sin. Holmes sözünde söylemiyorum. Geliyor biri RR'ye de bunu söylüyor. Geliyor bunu de biri söylüyor. Bana Fulya abla ya. Herkesi Herkese yapan oluyor söylüyor yani. Her yani. Bir tane Mesela oyuna giriyoruz. Fulya var diyelim. Örnek veriyorum. Bu yaşandı. illaki ki yaşandı. Fulyayı niye yanınıza alıyorsunuz? Çok rahatsız oluyorum. Ne kadar ayıp ya. e onu fulle gördüğü zaman modu düşüyor, şey oluyor. E bir Holmes kalbimiz var. Ya ben de Lasona'yı sevmiyorum diye bana ben atma <laughs> dur bir dakika yani ben de Lazone'yi sevmiyorum diye bana bana atması doğru değil ben saygısız etmeyeyim sürece kimse birini sevmek zorunda değil Tam olarak bunu söylüyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama burada bir oluşum içerisindeyiz. Güzel anlar yaşatmaya, işte eğlenmeye çalışıyoruz. Bu kadar açık sözlü diye de gerek yok ya da işte triggerlanmaya gerek yok yani. Ya benim de hoşlanmadığım insanlar var ama gidip adamlara ben senden evet. hoşlanmıyorum diye mesaj atmıyorum, durduk yere. Anladın mı? Bazen benim hoşlanmadığım birçok durum ve hoşlanmadığım insanlar hakkında yapmamı zorladığınız şeyler yapıyorsunuz mesela bazen. O kadar zor bir şey ki o. Hani bazen bağırasım geliyor. Ya ben o dediğiniz adamı sevmiyorum ya. Anti, hataları olan da bir insan ya da hatalar yapmış bir insan. Ama bak düşün. Gıkım çıkmıyor o konuda. Bastırıyorum bastırıyorum. Niye çünkü ya? Niye böyle bir şey söyleyeyim ki? Ben sevmiyorum. Ona senin ortak olmana gerek yok. Yani ona Holmes karar versin. Ya yani bu, bu çocuk bunu bir daha yapmayacağına eminim. Ya da açayım. Belki de bu konuştuğum şeylerden bir tık böyle fikir edinmiştir. Şimdi Holmes bana biliniyormuş, değil mi? <laughs> Küsüyormuşuz. Evet. 8 dediğiniz saat kaç oldu amına koyayım? Üstelik emot modunu alıp susturdunuz milleti. Yıllardır sessiz sessiz takip ediyorum. Ban yediğim sebep bu mu gerçekten? 20 yaşındaki bıyığı yeni terlemiş insanı mod yapmayın. <gülüyor> Valaska bıyığı yeni Valaska. Şu bıyıklarını al artık ya. Harbi bıktım. Allah artık Allah. Seni. Al şunları ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir de bir şey soracağım. Hani modluk için nasıl bir şart mesela emeklilikten <laughs> muaf kişilerim almamızı bekliyorsun nasıl bir beklentim var <laughs> onu da yazarsan bundan sonra ya. dikkat edelim lütfen şimdi şu konuda hak veririm 8 dediğiniz saat kaç oldu amına koyayım üstelik emot modunu alıp susturdunuz milleti bir kere emot moduna alalım da milleti susturalım gibi bir durum yaşanıyor bazen evet susturmak için kaba tabirle susturmak için bunu yapıyoruz ki yayın akışı bozulmasın İşte modların enerjisi düşmesin, benim enerjim düşmesin. Bir sürü şey oluyor. Biliyorsunuz hatta chat bunu söyler. Emot modu al abi der. Bu niye? Yükselen o siniri bastırabilmek için. Çünkü 30 bin kişi var oğlum yani. Lan, ne yapabilirsin? Rica minnetli olmuyor ki bu. Arkadaşlar lütfen oyun sormayın diyorsun. Rica yapıyorsun. Chat diyor ki oyun ne zaman? Böyle bir ortam var. makarasına yapan var. Toksikliğine yapan var. Eğlenmek için yapan var. E şimdi bunu kontrol altına almak için emot onu kullanıyoruz. Bu bir gerçek yani olmama şansı yok. 8 dediğiniz saat kaç oldu konusunda kızanlara hak verebilirim. Ben bugün direksiyonla oyun oynayacağım diyorum mesela. Öyle düşünüyorum. Yayına giriyorum. Abi içimden gidiyor. Oynayasım yok. Uçuyor yani bak yeminle. Onu da zorla oynamak istemiyorum. Şimdi o noktada sırf ben direksiyonla veya işte sırf bir A oyuna gireceğim diye bekleyen arkadaşlar oluyor. Diyor ki tamam YouTube'da bizi bu geçecek. Aa ulan dediler ki gelin şuna girelim. Tamam ondan sonra geçer. Geçer geçer diyor. Sonra ben ona girmeyince adam diyor ki ya sikerim, yapacağız yapacağınız işten diyor. Ben bunu bekliyorum 5 saattir diyor. Haklı. Yani eğer kafa oraya odaklandıysa ben o adama kızamıyorum. Ama anlatmaya çalıştığım şu şey oluyor. Ya arkadaşlar içimden gelmiyor. Yani çok önemli bir mevzu değil çünkü. Oynayacağım demişim, oynamamışım. Tamam abi içinden gelmiyorsa Oynama denilecek konu böyle sükerime bağlayınca da evet, ben bu sefer... Kadar... Hayat, evet, hayat Memat Evet hayat memat meselesine dönünce de Bannerlord misali gibi hiç oynayasım gelmiyor. Sonra da o adamlar biliniyor daha üzülüyor. Vallahi ya. Burada biraz karşılıklı anlayış yapabilmemiz lazım. Ben çoğu zaman ya söz verdim, dur yapayım dediğim anlar oluyor. Ama yapamadığım anlarda da ya tamam abicin sağ olsun demeyi bilsinler. Ne olacak yani hani? Alt tarafı o oyuna girmemişim. Burada an paylaşıyoruz yani gibi gibi. Eee Massaka çikolata getirme gözümden düştü, aklınca alfalık yaptı. Yok aslında öyle değil bu arada. Ben Lord adam Ben Lord yazmış bu arada. Oha! 2018. 2018 eski, eski yani, e, be, yani ta, Belli eski izleyenim, yıllardır evet. sessiz takip ediyorum. Ben Yenilmese sebep bu mu? Ee, yani bu bence bir ban sebebi değil. Bu bir tepki vermiş. İmot, yani time out atarsın bu arkadaşa. 20 yaşındaki bu yeni terlemiş insanı mod yapmayın lafına kesinlikle onay vermiyorum. Bu biraz boş yapmışsın burada. Mesela bunu çete yazmış olsaydım ben senin şey yapardım yani banlardım direkt. O adam benim için emek veriyor yani anladın mı? Uğraşıyor burada yayında duruyor. Toksikleri ayıklamaya çalışıyor. 10 yaşında da olsa 20 yaşında da olsa. Ya haklı bir sebeple çıkıp çok yanlış üsluplarla hareket ediyorsun. Abi adam yemeğini yemiş iki sene sonra gene gelmiş. <laughs> Oyun ne zaman gireriz? ne, <laughs> ne, bilemedim ya. Şu cümlesi benim çok kanıma dokundu anladın mı? Hani... Bence sen zaten çok çete de katılmıyorsun. İzle baba beni izlemek istiyorsan. Artık sevmiyorsan da Ah Holmes. Mert kafanda vadi var amına koyayım. Kaç abone var çıktı? Sağ ol ciğerim ya siktir git Holmes. <gülüyor> <gülüyor> Holmes felsefe yapıyordu. Ona küfür etmek anlamında yazmadım. Emoji koysam daha anlaşılırdı. Özür dilerim. Bundan sonra daha fazla dikkat ederim. Ya canını yerim yani şimdi anladın mı? Sus bence next'i bakayım. Amına koyayım çok sarıyor. Niye laf ediyorsunuz? Ne kadar şimdi bir demlik yalan söyleme. Mert o yayında izledim. onu koyayım kanser oldum. İzle şunu. Tarz yorumlar. Çeti bayağı bozuyor. Moralim bozuyor. Bak bu çocuk aslında bayağı şey dokunuşları var. Ee, ne derler? Yani dallamacılar gibi. Kaç mesajı var? Ee, nereden görürüm? En 90, yukarıdadır. 99 en plus diyor ha. bu panelde. Ha, şey. Orası şey Hatta abi. çok yeni banlanmış. Çünkü tekne muhabbetine falan da dair olmuş. Toksik bir çocuk değil bu. polis kesin bana düşman olacak ama. <laughs> Oğlum burada maç izliyor. Site çaktırmayın. Tukan abi anlayamadınız <laughs> mı? Ha, <laughs> hafta sonu dışında tatil olursa yeni açmıyor. Iyi akşamlar. Azona mı attı bana? <laughs> ha bu ha, burada bir şeyler dönmüş dönmüş. Hakaretten dolayı 30 dakikalık Teo demiş sayısa. Şunun bir banı kalsın nasıl konuşacağını öğrenene kadar lütfen. Bu birinin chatinde bir şeyler yapmış. Ben bunu sor... Ha, geldi geldi bak bak bak. Evet lazım. Ya bu arkadaş abi ilk başta Kordi'nin chatinden bana toksik yapmaya başlamış. He. Ondan sonra orada uyarmışım hani daha da fazla devam etme yoksa banlayacağım bak hani ağrı kaçmaya başlamışsın diye. Ondan sonra işte lafının yeri oldu daha fazla devam etsem de banlayamazsın sen beni yazmış. Aa. Ondan sonra banlamışım bu arkadaşı. Sonra tekrardan açmışım banını. Ha açmışsın sonra bir de. Sefer açmışım. Sonra Mert'le bizim chatte herhalde tekrardan işte hani banlarsın ama ben banımı açtırırım vesaire sen kim köpeksin tarzında konuşuyor benimle. Ondan sonra her yerden banlıyorum. 10 chatte öyle bir şey yok. Yukarılarda 20.04'te banlamışım ben bu arkadaşı. Seslerini de baksana atayım. Ha. Az önceki eski izleyicini kaldır bence hocam. Adam temiz temiz yıllarda izleyicin bu kadar çocuğu kaldırdın. Bunu diyorsun <laughs> ha? kaldırayım ya. <laughs> bu ne oğlum ya? <laughs> <laughs> Küfür etmiş? Bu arada senin şu anlattığın ya, hikayede bu çocuğun banlı kalması lazım. Yani köpek çekip... Bu... Burada ne? bu çocuk yani bu çocuk trollemiş yani. Bakayım ne demişsin, yazmış? Anlamadım. Yazdığımı yazma lan. Hayırdır kardeşim derdim de Kordi'nin çeti gel Mert abininkine. Oradan banla bana ne? Rajon'u koydum Nazona'ya kaçtı. Şu an heyecanlı abim. Düzenleyin olacak mı? Kordi sepse bunları. Sen niye sözünleri değilsin aslan? <laughs> Bunlardan sonra bak bunları yazıp banlamışım. Sonra açmışım banını Sonra e, açmış mı e, orada? falan chatinde bana şey yapmaya başladı. Toksiklik yapmaya başladı. Ondan sonra her yerden banladım. Daha demin ki söylediklerimi söylediği için. Ya bu, bu bireysel mevzu. Git evet. özelden kavganı et. Git aynen. Dayak mı yiyorsun? Dayak mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, ne, ne bu? Sen niye bu moderatör gücünü bireysel atarlarına kullanıyorsun ki bir anda Lazona'yı banlıyormuşsun <laughs> ama abi bireysel olarak gelsin yazsın bana niye sizin chatlerinizde yazıyor ki bana? E oğlum işte kışkırtıyor seni orada o. tamam sen de ona public'te sallayacaksın oğlum işte evet. tamam daha güzel seni bir tıkla banlayabiliyorum şu an ama banlamıyorum düşün o kadar sikimde değilsin falan yazarsın <laughs> ben, oh, delirtirsin bak, bak. onu ondan sonra e, böyle Cordy seni banlıyorsun sen de ona böyle her cümlesini time out atarsın delirtirsin yani <laughs> Ben burada bu olaya şahit olsaydım görmedim yani. Lazolayı banlardım o sırada. <laughs> <laughs> bu arada hani banlı kalsın diye ısrar etmiyorum. Açılabilir sıkıntı yok. Çok geçmiş bir mevzu. Ya eski mi bu? Ha eski. Ooo da... baya olmuş bayağı lan. Baya olmuş abi 5-6 ay 7 ay. Sıkıyorsa banlanma lan bir daha. Oo <laughs> <laughs> oh. Volvo S90 bu yeni ablamın arabası muhabbetinde. Abi sabah yanında çizim ve kahvaltı tarzında yayınlar yapsın. Hikayeleri de akşam bıraksan daha Hı. saracağını düşünüyorum. Abi etinden korkanın kemiğini alalım. Envantar ne varsa sıktı vallahi bir tık. Şaka gibisiniz. Gerçekten dünyanın en iğrenç rast yayını oldu diyebilirim. Rezillik saçmalık. Hmm. O kadar en izledikten sonra oyun içi son, bir, son olmadığından dolayı fikrimi belirt, mi? Belirtmiş tam da yayını kapatırken banyemem de tam bir an oldu diyebilirim. İşte bunlar hep o birikim. Yani hani bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Yayın kötü oluyor. Kötü oynuyoruz. Ee, ya abi canın sağ olsun. Nice try beklerken böyle rezillik, saçmalık. Dünyanın en iğrenç rast olduğu yapacağın oyunu sikeyim diyor adam. O an sinirleniyorsun, banlıyorsun. Bak ben banlamışım mesela. Ben banladım, ben banladım. Hatırlıyorum ben bu yorumu. Aklımda çıkmamış. Ben, ben banladığım için direkt açıyorum. Küfür yok, bir şey yok. S.A. Yarrak yazmış. Küçükken velet aklıyla yazmışım. Ne zaman yazmış? 2019. Oğlum ne kadar büyümüşsün ya. Gerçi olabilir lan. 13 yaşındadır. 16 yaşına Üç gelmişti. 3 yıl geçti diyebilirim. Evet. Yani 2,5 yıl geçmiş. Çok eski bu ya. Beskok banlamış. Küçükken velet aklı yazmış ama vallahi özledim. Hakkını helal et. Etmesen de canı sağ olsun. 2 yıl önce 11 yaşında. 11 yaşındaymış. Bu zamana kadar bantalip atmamın sebebi utancımdandı. da iyi günler. Ne açacağım ben bu çocuğu. Garip olan ne biliyor musun? Ben bu çocuğun yukarıdaki mesajını hatırlıyorum. Depremden psikolojim bozuldu. Depremden bu yana kadar rapor ver doktor. Şimdi biraz daha iyiyim. Sence normal midir abi depremden psikolojim? 2019'da deprem muhabbeti yapıyorduk. E, ee ben bu mesajı hatırlıyorum. taktım mı artık ne yaptıysan? Olabilir. Biraz Okunca daha iyiyim. Yani. Çünkü bende de bir psikolojik bir durum var depremin. Normal midir abi depremden psikolojim bozuldu. hep Hepimizin bozuldu. Benim bu hala bozuk mesela en azından 11 yaşındaymış, büyümüş, yazdığı şeyin hatalı olduğunu görmüş. Genel bir toksikliği yok. E, utancından da yazmamış. Bu çocuğu açarsın abi yani. E, yarrak yazmış ama. Büyümüş aradan da geçmiş biraz. Hangi kafayla yazdım hatırlamıyorum. Çocuktuk galiba. Ah sıçtık amına koyayım. Bu kadar lafın üzerine şimdi. <laughs> <laughs> ya Allah'ım ya. Noçikoro komoro moro koro montaj erbe anlamış. 2020'de 2 yıl geçmiş. Çocukmuş. <laughs> Açacağız abi kes <sikesi> geçeceğiz. <laughs> ne zaman gelecek? Lan amına koyayım bu ne? Abi hakaret çek. Hareket çek. Sene. Abim Almanya'dan geldi seni izletiyorum. Ne diyorsun lan sen yarram? Özür dilerim. <laughs> Tukan abi bir baksın. Bunlar bana yarram dediği için triggerlandığımdan banlamalarım değil. Tekrar söylüyorum yeni izleyenler varsa. Bu çetin düzenini sağlamak için yapmamız gereken bir şey yoksa burası meze olur arkadaşlar. O gelir benim anama söver. O gider diğerinin anasına söver. O gelir ne abi? Yani düzeni kaybederiz. Mümkün olduğu kadar da çetin ne kadar toksikleyenler olsa da kalitesini bir noktanın üzerinde tutmam gerekiyor. Zorundayım. Ben yayın yapabilmek için buna zorundayım. Artı burada takılan bir sürü insan için bunu yapmalıyım. Bunlar hoş yaklaşımlar değil. Yani bir çete girip de birini yarram yazması ha falan ya yazmış kartmış falan. Birine hakaret etmedim ki duruma yarrak dedim. Yazma abi çirkin çünkü ya yapısı çirkin. Ben de küfür ediyorum. Ama böyle bu, bu aynı şey değil anlatamıyorum da ama anlıyorsunuzdur. E ne zaman gelecek lahmunu bunu abi merak etsin. Ne diyorsun lan sen yarram Anlanmış. özür dilerim. Yani işte milyon tane var bundan yani. Babali hoş geldin. Mal çaycı. Mal dediğim için özür dilerim Şahici. Özrünü kabul ediyor musun Mehmet Edeyim abi. <laughs> Neden olmasın? Alıştım artık çünkü. <laughs> i̇şte bak o kafaya gelmişsin artık. Bu nedir biliyor musun? Folloş olma durumu. <laughs> Edeyim abi o zaman. Hayır bak yine yazdılar abi. Neyi? Aynı küfrü yazıyorlar chatte. Hayır e... inciniyorum arkadaşlar. Ay bak işte bunu yapmayın oğlum. Banlar ha. <gülüyor> 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 hey hey hey. Bunlar mimleşmiş Bunlar hoş şeyler değil. Bu adam sizi chatte yalnız, yalnız bırakmayan adamdan. Çaycı Kalp. Çaycı Affet için açtım. Wow. Gikas direkt. Gikas özgüvenliğin düşüp ego tatmini yaptığı için banladı. Yoksa tek kelime. Türkan <laughs> abi. Fırça bıyık. Nefes. <laughs> <Fırça bıyık. gülüyor> Tukan abiye laf etmemişimdir. İncelemişiz. Teşekkür ederim. ben aldığımızda olur. Kafanıza göre. Ya şimdi bizim yalancı, iftiracı ve toksik olduğunu belirtmemi istedik Ağan abi. <laughs> şimdi bizde şöyle bir şey var. Sadece kendi ekip içimizde değil diğer yayıncılar arasında da bu oluyor. Mesela o kadar çirkin şeyler yapamayız. Discord'da herif öyle bir şey yapıyor ki duyunca kanın donuyor. Gidiyorum ben Kemal'den, ondan, bundan, Twitch'de ne kadar moderatörlüğüm varsa hepsinden banlıyorum. O kadar kafayı takıyorum. Ve oraya not düşüyorum. Diyorum ki bu adam sapık. Hani benim çetimde yapmış olması, benim Discord'umda yapmış olması önemli değil. Bu adamın takılmaması, sizde de olmasın bu yani. Onlar da bana yapıyor. Bizim kendi aramızda böyle ortak ban sistemi geldi ama sözlü ortak ban ortamımız oluyor. Ekip içinde de bu oluyor. Mesela adam trigger'lıyor, trigger'lıyor, trigger'liyor. Gikası mesela bir sürü pislik yapıyor. Gikas geliyor benden banlıyor. Bu tartışmaya açık bir konu. Ben Gikas'ı trollemişim. Gikas'ın chat'inde pislik yapmışım, niye Elrenden banlıyor beni ya da ben niye Elrenden banlanmış oluyorum gibi bir algı oluşuyor. Bu tartışmaya açık. Bence banlanılabilir. Bir psikopat taşıyorsa ya da çok uygun olmayan şeyler yapıyorsa her yerde yapar düşüncesi. Ve Crossman biraz inisiyatife bağlı evet, bir şey Evet. Kaan da bir de böyle bakma yani. Durduk yere banlamaz kimseyi. Kolay kolay. Abi 2006 ama arkadaş. Ha, tamam canım 2006'da Twitch'e üye olmuş. Biri bir şey yazdı uzun uzun. Ona bakacağım bir. Elron. Ya oğlum gerçekten anlamıyorum. Neredeyse iki buçuk yıldır takip ediyorum. 2 yıldır da aboneyim ve chatte aktifim. Bunlar nasıl bir kafa yapısı? Cidden anlamıyorum. Gerçekten enteresan insanlar. Bu zamana kadar bir sefer olsun banlanmadım da yemedim. Dur ben seni banlayayım da bir rahatla. Ya da dur bozmayacağım lan. Sıfır yazıyor banın. Harbi adam bir şey Yapmayacağım yazıyor. yapmayacağım. Ben olsam çok sinirlenirdim. Sövüyormuş onu. <laughs> Bunlar Bak da seni sikerim yazıyormuş. <laughs> İki yıldır kendimi zor tutuyorum. <laughs> Oynayacağın rastı da sikerim. O kuaride yaptığın <laughs> vuruşu da sikerim. Senin o göt kalkık deliriyormuş bir an düşünsene. Olur olur. <laughs> Aklıma hala şey geliyor kordu benim. Vardı ya. Ne abi? Bir tane toksi. Şahizam mı? Neydi lan Nikio'nun? Şah Şahiksiyam. Şa ya. <laughs> Bak o benim hala izleyicim. Adım gibi eminim. Çocuk aktif. Tarihin ilk toksi. var ta bir tarihin ilk toksi. Çetimde 20 kişi var. Biri de o abone. O zaman aboneler hani böyle çok da abone de gelmiyor. Ondan sonra bir gün bana yazdı dedi, bir Dertleşmek istiyorum sende. Oturdum gece 45 dakika bir saat Instagram'dan çocukla dertleştim falan. Sonra bir toksikleşmeye başladı üçüncü gün mesaj atmış bana instagramdan cevap vermemişim benle uğraşmaya başladı sen bana niye cevap vermiyorsun bütün mü kalktı senin senden bir bok yayıncı olmaz böyle değişti herif ben sabır 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 bir sürü şeyi var yani belki daha iyi hatırlar Ve az çok hatırlıyorum o adamı sonra yani. onu ben Orada... anladım Değil mi orada öyle küfür ederek evet, banlandı. <laughs> banlandı uzun süre sonra hatta böyle başka kurbağa gibi nickli bir hesapla bir daha geldi evet, falan. Bir daha cidden. geldi iki sene sonra mı ne merhabalar dedi ben Şahik Siyam zamanında sana bunları bunları söylemiştim özür dilerim dedi hani banımı aç diye söylemiyor saçma davranmışım dedi eve hani bir bok izlenmezsin senden yayıncı olmaz demiştim. Birazcık o lafı da pişmanım. Bir şeyler yazdı gitti. <laughs> tamam. Harbisi, birine senden yayıncı mayıncı olmaz diyorsun. O da elren çıkıyor şansını. Çok koyar abi. Ya o, o, o zaman tahmin etmez onu. O, yani tahmin edilebilir yani, bir tam, şey olmadığı tabii için. Tabii ki tahmin edemez de yani. Hani, o, şansına bakalım. Tabii ilk abone listemde yazıyordu o. İlk 15 abonemin listesi vardı benim. Bu hep burada duracak falan yazmıştım. Bu arada bir hırs anlamında söylemiyorum bunu. Ya yok oğlum 30K, 20K izlenme anlamında söylemiyorum. O böyle çok toksik, çirkin şeyler söylüyordu yani. Bir de Sen, böyle hani işte çok başlangıç edin? ya. Hı -hı. Hani böyle Habil'le Kabil'lik ailesinin Kabil'i gibi yani. Her şey en başındayken ilk kötü adam böyle. Banlara <laughs> vallahi yarım saattir bakıyoruz ama sohbete döndü yani. Ban açma talebi gibi değil. An anı konuşuyoruz. Abi ara anı yerim, yarrak... Mal olduğum işi moderatörleri denedim demiş. Bunu moderatörler görürse ne bakıyor <laughs> hanımlar? <laughs> Mal <old> <laughs> Bence bunu da çıkmasın. Ben bunu açacağım bu arada. Mal olduğum işi moderatörleri denedim. <laughs> Açtım bunu. Olay yeni geldim. Son mesajımı kötü bir şey demişim ki. Ayrıca karınca içtiğim yazdığım Yorum ironiydi. KÇ'de bot iftirası. Ya ulan Edrian kanalında bir şey yazmamış. Gelmiş karınca çiftliğim chatinden bana botçu demiş ya. İroniydi demiş bir de. Bu bot ironisi de ay çok güzel ha. Atma adam 280k euro attı daha 6 kere gelecek. Bu ayın kirasını kazandın 15 dakika. Kim 280k attı lan ne diyorsun onu koyayım. Ne ara geldi lan öyle bir şey? Chat nasıl 9K oldu? Ben yoktum. En pahalı item neydi? Pokemon kartları birkaç yüz bin dolar. Adam 1300 ödemiş. 29 çıkmıyor. Ana, ana, Hatırlıyorum bu 40'a 9 Rockstar Saruhan 35 değil maşallah. Next ben de akrebim ama erkeğim. Ayıp abi. Neden banyedim? Çok merak ettim. Ayıp abi yazdım diye. Yok ondan değildir. Aha. Zapata zamp. Çok merak ettim. Eee. Şimdi. Ben bunu hatırlıyorum. Biri bizim sağlam izleyicilerden, eski abonelerden biri sürekli bu arkadaşı söylüyordu. Bu bu çocuk artık Kürtçe mi başka bir dilde Almanca mı ne ırkçılık yapıyor. yani normal konuşuyor, konuşuyor ama arada bir başka bir dilde Türk'lere küfür ediyor. Bunu hatırlıyorum ben. Hatta bunu ben mi banlayın demiştim. Ben bir konusunu açmıştım. Yani çevirisinde amcık bilmem ne uyu yazıyor. Böyle çok rahatsız edici bir şey. Açmayacağım o yüzden. Ama adı da Boz, Bozkurt. Anlamadım ya. Kalsın bu değişik bir senaryo yani. Çok rahatsız olmuştum gördüm be. Kendine az bas, bas yaptı da şerefsizlik de o, sen relax oldukça adam belirecek. Utku beynin kim utku mal. Uzda oynarken utku çok belli ediyordu. Hakaret manasında değildik. Ha, o yüzden. <laughs> Sana çok sıkıntı değil. Kolay gelsin. Genelde bana değil de bizim ekibi laflar geldikçe çok banlanan var bu sefer. Yüpe <laughs> çalışmışsın. Tabii abi olur. şaşırtıcı. Nadir görünen bir doğa olayı. Ondan kaçar mı? Yüpe banladığı için açıyorum. Can Polat direkt banlanmış moderatör yorumu var. Bakalım. Lan Pitch Tukan nerede? Lan Pitch Tukan abi nerede? Baboli Ha Baboli'ye gitmiş bunu yazmış. Baboli'ye piç demiş yani. Salak. Pardon üzüldüm kardeşime vermiştim laptopu zaten tek bir Twitch açıldığım kalsın, bana mı kalsın ama kalırsa yazısı Tukar Reis'e selamlar. Valla yoruldum. Siz normalde ben bakmadığım zaman bunları açıyor musunuz Çaycı? Ya da diğerleri? Ya kontrol ediyoruz açılacakları açıyoruz. Bir dakika biri yazmış? Ezo. İyi akşamları yayınlar. Prime time denecek bir zamanda bana açma yayının geçmesini mantığım almıyor. Yayın dışı bir zamanda olacak şeymiş gibi geliyor. Belki de raconu budur bilemiyorum. Yo, bir racondan ya da bir içerik olduğundan değil. Ama bir avuç gereksiz adım yazılarını 30 bin kişi dinliyoruz. Tabii ki beğenmeyen çıkar gider ama tüm gün yorgunluğu uyuyup ya da çalışmadığı 3 saatte seni sevdiği için izlemek isteyen benim gibi insanlar için çok hoş bir durum olmasa gerek seviliyorsun. Yani <laughs> katılamadım sana be. Yani bu yayın yayınları işte bu şekilde yorumladığımız zaman sıkıntılı bir hal alıyor. Yani prime time'da şu yapılmalı, prime time'da bu yapılmalı. Yani 6000 saatlik yayınımın belki de 5000 saati kafama göre takıldığım anlardır. Bunun bir prime time'ı, bunun bir anı, bunun en çok izlenme sayısı buradayken şurada şu yapılmalı tabii ki de konuşuyoruz. Bu oyun prime time'da sarmaz, genel kitle hitap etmez gibi yorumlar oluyor. Ama bu bence hepimizin birlikte zaman geçirdiği bir an. Yani ben garip garip adamları okumanın amacı içerik olsun diye değil aslında birçok kişi bu tarz şeyler yapmasın diye. Sohbet yayını yani hani ha video izlemişiz ha böyle bir şey yapmışız bence çok farklı değil. Ben de çalışıyorum 3 saat izleyebilirim ama ben talepleri beni çok sarıyor 4 saat de olsa izlerim. Yani çok güzel dille yazmış. Böyle yazan adamın canını yerim yani. O keyif almıyorsa yapacak bir şey yok tabii de. Ama mesela şu an ben de sıkılmaya başladım. Tamam aynı şeyler dönmeye başladı mesela. Çok düzgün bir dile yazmış. Öyle yazmışsa iyi ama öyle yazmış. Mecbur açıklama yapacağız. Belki insan evde of çok zor durum. Mal olsa ne güzel sarmadıysa git lan diyemezsin buna. Bak abi. ha Hep söylediğim şey. Bir şey sizi sarmıyorsa onun dile getirilme şekli çok önemli. Çünkü karşı tarafa tamamen negatif enerji açılıyorsunuz. Aşılama bu yani. Bilerek yapma. Toksiklikle normal anlatımın veya eleştirinin arasındaki fark budur. Bu adam sabaha kadar böyle yazsın. Kendi düşüncesini bu dille aktarsın. Bir gram işimde sinirlenme ve bir gram e, böyle soğuma olmaz. Hatta mutlu olurum. Ya da birçok kişi burada bunu onaylasa derim ki tamam arkadaşlar o zaman çıkalım. Beni yönlendirmeyin, bana karışmayın demem. Medenice ifade işte kısmı bu evet doğru yazdın. İçerik üretiyorsun abi burada ne üreteceğine sen karar verirsin. Bazen chat bunun ayarını kaçırıyor. Senin için üzülüyorum. Eğer prime time'da daha iyi içerik olan varsa onu izleyebilir. İşte bu içerik kısmı beni çok geriyor ya. Beni tek bozan şey bu. Bunun arasında ben de sıkışıp kalıyorum bazen. İçerik yapma zorunduğu kadar bir yayıncıyı bozan, soğutan, bıktıran başka hiçbir şey yok. Herkesi mutlu etmeye çalışıp herkesin istediğini yapmaya çalıştığın an iş bitiyor abi. Bunun doğası yapılan şeyi Yapılan şeyi seversin, izlersin, sevmeyen de izlemezdir. Ama olmuyor işte. Ay vallahi kimsenin ne dönemdeysen kendi ol. Mesela ben şu an o kadar bunu içimden gelerek ve hoşuma giderek yaptım ki hiç umurumda değil. Prime timemış içerikmiş, izlenmeymiş, 30 binmiş. Yani yapmış olmak için yapmıyorum çünkü Doğru geçelim bana elin Zaten genel olarak kitle sıkıldığında belli ediyor. Ben anlıyorum onu artık. Mesela sarmıyorsa sessiz çıkarsın. Arada bakarsın oyuna vs. Tamam. Bunu yapmak istemeyebilirsin Jodre. Yazmak istersin ama o arkadaşın yazdığı gibi yazarsın. Çok şükür hayatımda hiç banlanmadım ama merak da ediyorum. Fakat banlan, istiyorsan. O işte ama merak iyi bir şey değil. Yani banlanınca bir bok olmuyor. Çeti göremiyorsun işte. Ama bence bir yayıncı izlerken beni sarmayan veya benim bilgimi çekmeyen bir şey izledim veya oyalandım mı? Bence sizi sarmayacak tek şey şu olabilir. ...izlediğiniz yayıncı, kafa dağıtmak için geldiğiniz yayıncı sinirliyse, bıkmışsa, triggerlanmışsa, toksiklenmişse bence bu bütün içeriklerin, daha doğrusu bütün kötü ve sıkıcı içeriklerin çok daha ötesinde kötü bir durum. Benim tek yorumum bu olur. Çünkü en boktan şeyi bile yapıyorsan yani hangisini seçerdin? Süper kahraman güçlerinden hangisi senin ol, ol, senin olurdu? Güzel bir içerik mi? Yaratıcı bir içerik mi? Özel bir içerik mi? Düşünmüş bir içerik Bence mi? Yok. Asla değil. Ama çok eğlenceli. <laughs> Hayır, çok eğlenceli işte onu söylüyorum. Ben asıl sen bir şeyden keyif almadığın için sen keyif al diye zorlayarak onu yaparsam emin ol mutsuz olacaksın. Çünkü Sarmayacak seni. Enerjisiz yapacağım o işi. Kaliteli konuşamıyorum da Adımda sanki bir şey var gibi. Abi hadi amına koyayım. Neyi konuş yok ya dedi biri. Ben sıkıldı o. Neyse. Seven insan her türlü izler arkadaşlar. Abi oyuna geçelim mi? Oç. Neyse. Sıkıldım. Hadi yeter. Kapatıyorum. <laughs> Baktık eğlendik. Yeter. Harbiden sıkıldım. Özledim.